Merhabalar, hepinize iyi pazarlar. Umuyorum dünyanın neresinde olursanız olun, hayatınız istediğiniz gibi gidiyordur. Zorlu kış koşulları içerisinde biz de maalesef bu programımızı stüdyo yerine yine pandemi koşullarında yaptığımız gibi evden yapıyoruz. Ama hala tabii pandemi de geçmiş değil. Tahmin edebileceğiniz gibi birkaç zorlu yıl arka arkaya geldi. Hani bu ağaçların gövdelerinde vardır ya halkalar, o iki halkanın açıklığı o kışın, o mevsimin nasıl geçtiğini söyler bize. Eğer o iki halkanın arasındaki mesafe çok kısaysa zor bir yıl geçmiştir. Çok genişse ağaç uygun koşulları bulup iyice gelişmiş anlamına gelir ve mevsim onun istediği bir geçmiştir. Bizim sanıyorum birkaç yılımızdaki ağaç aralıklarımız bayağı bir dar. Anladığım kadarıyla gelecekte bu zamanda yaşamış ağaçların ömürlerini ölçmeye kalkanlar şu arka arkaya olan yıllarda diyecekler ki bu yıllarda bir şeyler olmuş. Oldu ama eskisi gibi değil artık. Biz bu yıllarda ne olduğunu herkese bırakabileceğiz. Herkes bilgi sahibi olabilecek görüntüleriyle birlikte. Bu arka arkaya gelmiş yıllarda neler yaşadığımızı görebilecekler. Ama bir şey söyleyeceğim size. Genellikle benimle konuştukları zaman ya Levent Bey işte siz de çok zorlanıyorsunuz. Size de çok yükleniyorlar. Çekmediğiniz şu kalmadı bu kalmadı derler ama ben de o zaman hemen şunu söylerim yani biz Nazım Hikmetler'den, Sabahattin Ali'lerden ya da Rıfat Ilgaz'lardan, Yaşar Kemal'lerden fazla ne ödedik ki? Asıl zorluğu onlar çektiler derim. Yani şimdi biz bunları burada böyle konuşuyoruz ama İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'nun yaşadıklarını düşündüğünüzde, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Anadolu'nun yaşadıklarını düşündüğünüzde gerçekten biz de çok fazla, çok zorlu bir zaman bir yandan da geçirmiyoruz aslına bakarsanız. Sadece diğer ülkelerdeki refahla kendimizi karşılaştırıp diyoruz ki ya onlar da var bizde niye yok? Evet. Bu da işin sosyolojisiydi. Ama bugün dünyanın en güzel yerlerinden birine gidiyoruz. Palermo'ya gidiyoruz ve Palermo'da bugün ressam Meltem Üldes konuğumuz olacak. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umuyorum oranın havaları gibidir sizin de hayatınız. Çok etkiler çünkü hava insanı değil mi? Beni çok etkiliyor. Hiç kış insanı değilim. Sicilya bizim Antalya'mız gibi. O yüzden 7-8 dereceden daha aşağı inmiyor. Her gün mutlaka güneşi görüyorum, şükrediyorum. Ama Aman aman. buradaki insanlar bilmiyor. Bu da bir eksiklik. Vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim. Dilinizi ısırın. Antalya'ya bu kış kar yağdı. Bizim Antalya'mız gibi demeyin. Palermo'ya da yağabilir çünkü sert bir kış. Ay yok gelmesin. Gelmesin kar. İyiyiz yani. Vallahi kulübe hoş geldiniz. Ben de bu kış severlerden değilim. Böyle kapalı havalara bakıp kahve içerek çok mutlu olan insanlar var kar yağarken falan. Tamam ne güzel kar yağdı bir iki ama yok. Yani ben de hiç kış insanı değilim. Açık havalar olsun, güzel havalar olsun. Mavilik, güneş olsun. Ben de onun en büyük tutkunlarından biriyim. Tıpkı sizin gibi Meltem Hanım. Kimse üşümesin, hayvanlar donmasın, soğukta, açlıktan. Eskiden çocukken Meltem farkında değildim ki donan hayvanların, sokak çocuklarının, o karın bedelinin ne kadar ağır olduğunu diğer canlılar için. O küçükken hoşuma gidiyordu. Keşke eskisi gibi görebilsem. ah, bilmenin ve tecrübenin getirdiği acılardan bahsediyorsunuz. Çok haklısınız. Yaşı insanın büyüdükçe ona oyun gibi gelen şeylerin bir başka insan hayatına ne kadar büyük zul olduğunu anlıyor, öğreniyor hayatta. Ve maalesef bununla yaşamak da bunu değiştirmek gücünün elimizden alınmış olması da çok yıpratıcı bir şey. Çok haklısınız Meltem Hanım. Çok çok haklısınız. Meltem Hanım, siz İletişim Fakültesinden mezun olmuşsunuz ve İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi üzerine yüksek lisansınızı tamamlamışsınız. Bu iletişimle geçen yıllar acaba dur önce bir üniversite bitir yılları mıydı? Sanatla uğraşmadan. Genellikle öyledir çünkü sanat bölümlerinde. Biz ailelerimizde sanatla uğraşacağımızı söylediğimizde önce bir üniversite bitir. Benimkiler değil ama bizim jenerasyonumuz öyleydi. Siz de böyle bir şeyin bir bedeli olarak mı iletişim bitirdiniz? Ne güzel anladınız. Ne güzel anladınız. Gerçekten. Ki bir de ailem sanatı destekliyor bizzat. Yani tam anlamıyla bunun içinden geliyorum. Babaannem ki hala hayatta 96 yaşında ressam. Ve onun sayesinde ben çok küçükken resim yapmaya başladım.
bu kadar çocukluğundan itibaren elimde fırça olduğu halde çocuğum önce bir üniversite bitir, resimden para kazanamazsın dendiği için hatta gizlice Mimar Sinan'ın sınavına girecektim. Onlardan gizli kapıdan son anda döndüğümü hatırlıyorum. İzin alamayacağımı bildiğim için. İletişim fakültesini bitirdim. Hiç de bir şey anlamadım. Hani hayatta her şey insana bir şey katar derler ya. Bence o 4 yılın bana kattığı hiçbir şey yok. Üniversite olarak söylüyorum. Çünkü ilgimi çeken bir alan değildi. İstediğim şey değildi. Zaten ben de kendi istediğim alana yönelmek için sürekli çalışıyordum o sırada. Doktorumu da Şimdi sanat tarihinde yaptım bu arada. evet, ondan zaten bahsettim. Şimdi ben konservatuvara ilk girdiğimde, şimdi konservatuvarlarda kuram bilgisinin dersleri genellikle daha az verilir. Ama bizim okuduğumuz konservatuvarda kuram bilgisi en az bir Güzel Sanatlar Fakültesi ayarında veriliyordu. Ve ben ilk gördüğümde inanamamıştım. Dersimizin adı sanat eserlerinde felsefe problemlerine giriş bir idi. Yani böylesine zorlu bir ders adıyla merhaba demiştik sanat tarihine, ki ben lisede Gombrich'in Sanatın Öyküsü'nden sanat tarihi okumuş biriydim. Benim için çok özeldi onu okumak, onun bilgisiyle oraya varabilmiş olmak çok özeldi. Sizin okuduğunuz bölümde sanat tarihi, bir de İstanbul Üniversitesi'nde okudunuz. Anladığım kadarıyla sanatın kuramı, nedenselliği boyutunda burası size çok faydalı oldu. Yanlış mıyım acaba? Gerçekten çok faydalı oldu. Yani belki dezavantajı avantaja çevirmiş olabilirim hatta. Sanatla ilgilenmek için doğrudan akademiye girmek yerine bu şekilde çevresinden dolanıp onunla ilgili bilgi edinip kendime güvenimi de belki bu şekilde sağlamaya çalışmamın ne yapmak istediğimi belirlememde çok faydası oldu. Yani şöyle Amerika'yı tekrar keşfetmenin anlamı yok. Nelerin yapıldığını bilmeden insan kendi yaptığının çok iyi olduğunu zannediyor. Halbuki 60 sene evvel, 100 sene evvel, 150 sene evvel alasını yapmışlar. Ya bunu bilmeden çıkıp da ben şunu ortaya koydum dememek lazım. En azından insan şunu biliyor. Yaptığım yeni değil. Yeni bir şey yapmaya çalışıyorum ama bunun versiyonları şu şekilde yapılmış. Bunu bilmeden iyi bir iş ortaya konulacağını düşünüyorum. Sanat tarihinin, sanat felsefesinin her alanı için söylüyorum. Sanatın tüm dalları için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da eğitimin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ben çok şanslıydım bu konuda, çünkü benim bu bahsettiğim, adını andığım dersin iki tane hocası da sanat felsefesi üzerine çok başarılı iki hocaydı. Önay Sözer ve Sıtkı Erinç. Ben bu isimlerle çalışma, onlardan ders alma şerefine nail oldum. Benim için çok özel insanlardı. Zaten Önay Sözer o sıralarda Boğaziçi Felsefe Bölüm Başkanıydı. Ve ondan aldığım bilgileri hatırladıkça, onun bana bilgiyi, bize bilgiyi iletişini hatırladığımda ne kadar özel dersler aldığımı alırken farkındaydım. Yani Ne hepimiz güzel. o dersi o an alırken farkındaydık. Çok insana nasip olmazdı işte Cevat Çapan'dan, Ahmet Cemal'den Dünya Tiyatro dersi alabilmek. Bu saydığım, bu andığım isimlerden aldığımız derslerin hayatımızda ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğini, ne mutlu ki bize alırken farkındaydık. Daha sonradan hocalarımız göçüp gidince demedik ki ya ne güzel derslerdi, ne kadar çok şey öğrendik, alırken diyorduk. İnanılmaz bir bilgi diye. Bir örnek vermek isterim size Meltem Hanım bununla ilgili. Biz Önay Sözler'den o sıralarda sanat bölümüne yeni girmişiz, 18 yaşındayız ve şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Çok aklımızı meşgul eden bir postmodernizm lafı var ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki belli bir birikim isterdi. Şöyle bir durdu Önay Hoca ve dedi ki, biz bu dersi ondan istediğimizde, ben o zaman dedi hazırlanıp geleyim dedi. 15 gün sonraki derste postmodernizm işleyelim, sanatın 7 dalında ve mimaride yansımalarıyla birlikte dedi. Ben o dersi hala dün gibi hatırlıyorum. Alırken inanamamıştım, çünkü okuldaki kütüphaneye gidiyoruz ve kütüphaneden araştırıyoruz. İşte ilk makalesi Playboy'da çıkmış 1950'li yıllarda. Hani ne kadar ciddi bir akım olabilir ki diyorsun, ama karşına bambaşka bir şey çıkıyor. Ve o kadar güzel anlatmıştı ki, hala bugün sanatın 7 dalında postmodernizmin ne olduğunu o günkü gibi biliyorum, hatırlıyorum. Bunlar da bizim herhalde okuduğumuz zamanlardan bize
kalan en önemli şeylerden bir tanesi. Bilmek, özellikle bu konu hakkında bilmek, özellikle bu konunun elemanları hakkında, bu konunun dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmak bir yandan da küçük bir hapishane oluşturabilir Meltem Hanım. Yani biliyor olmanın garip bir hapishanesi vardır. Onunla nasıl hesaplaşıyorsunuz acaba? Kabul ediyorum, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Sınırlarımı da kabul ediyorum. İki seçeneğim var. Ya vazgeçeceğim ya devam edeceğim. Vazgeçmenin bana bir artısı yok. Devam edeceğim. Ya yapamadıklarımı biliyorum. Sınırlarımı biliyorum. Ama buna rağmen devam edeceğim. Ona karar verdim. Yani iki seçenek var. Ya vazgeçeceğim, kaçacağım ya devam edeceğim. Ben devam ediyorum. Korka korka devam ediyorum. Eksiklerimi bile bile devam ediyorum. Ama zaten artık duramıyorum da. Yani engelleyemiyorum ki kendimi. Sanatın öyle bir tarafı, özellikle ressamlarla konuştuğumda hep aynı şeyi duyuyorum kendilerinden. Bir tutamama durumu, bir... Çünkü bu sanıyorum koşan insanların, her gün koşan, her gün spor yapan insanların endorfini olan alışkanlığı gibi kendini ifade etme durumunun, sanatla, resimle kendini ifade etme durumunun da inanılmaz derecede sizi baskılaması, bunu mutlaka o baskıyı bir yere aktarmak zorundalığınızdan kaynaklanıyor. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben de mesela bazen tiyatrodan çok yıldığımda of seneye yapmayacağım derim ama bir ay sonra kaşınmaya başlarım. Bir şeyin de etkisi olabilir. Bir yabancı bir ülkede yaşamanın da etkisi olabilir. İnsanın kendisini kendi dilinde ifade edememesi çok büyük eksiklik. Başka bir dil öğrenmeye çalışmak tabii ki avantaj. İnsan yenileniyor tabii ki. Ama hep şunu demek istiyorum yeni tanıştığım İtalyanlara ya da İngilizlere, hangi dil olursa olsun. Göründüğümden, sizin beni zannettiğinizden daha akıllıyım. Daha çok şey biliyorum. Ama bu kadar ifade edebiliyorum. Resim bunun da bir yolu. Ama ben artık son zamanlarda Türkiye'de de zaten kendimi ifade, Türkçe'de kendimi ifade edemediğimi hissettiğim için benzer sıkıntıdaydım. Aa, niye? Biz burada ne güzel konuşuyoruz. Biliyorum. Çok güzel biliyorum. Meltem Hanım, bu şeye benzemiyor mesela. Tası tarağı toplayıp güneye inmeye benzemiyor sizin yaptığınız şey. Siz de tamam güneybatıya gitmişsiniz ama yine de nereden bakılırsa bakılsın bambaşka bir ülkeye gidiyorsunuz. Gerçi çok da bambaşka değil, başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Çünkü zaten Akdeniz kültürünün çok tanıdığı olduğunuz, hele hele Sicilya bizdeki kültürü çok andıran bir kültüre sahip bir yer. 2017 yılında bu köklü kararı almanızdaki sebep de sadece ülkede kendinizi Türkçe ifade edememekten kaynaklı bir itki mi vardı yoksa aynı zamanda ülkeyi gerçekten terk etmek de mi istediniz? O kadar karışık ki bu konuda hislerim. Hepsi. Hem çocukluğum yurt dışında, parti parti yurt dışında geçti. Ama hiçbir zaman Türkiye'yi tamamen bırakıp da başka bir ülkede yaşamayı düşünmemiştim. Yani bir yıl bir yerde, üç yıl ay bir yerde, beş altı ay bir yerde yaşadım çocukluğum boyunca. Yani o yüzden yabancı değilim başka ülkede yaşamaya. Ama son dönem, 2017 için konuşuyorum, son dönem baş edemedim. Yani ülkenin atmosferiyle, hissettiğim yalnızlık, yoğun yalnızlık hissiyle, çocuklarımla ilgili anksiyetemle baş edemedim. Tamamen ülkeyi terk etmekten çok sanki başka bir dünya var mı? Çünkü sadece tek bir gerçeklik içinde yaşamaya başlamıştım. Başka bir dünya var mı onu görmek istedim ve bunu başarabilir miyim? Bir de şu da var. Rahat bir hayatımız vardı bizim Türkiye'de. Yani ben kötü bir hayatı bırakmış gitmiş değilim. Ben eşim denemek istedim sadece. Başardık. Çünkü bu çok köklü bir karar. Çünkü aileden bahsediyorsunuz. Yani sadece kendinizden menkul değilsiniz. Bir aileniz var. Çoluk, çocuk, eş. Bütün bu hayatı taşımanın sac ayakları ve bu ayakların aynı şekilde davranması, aynı kararı alması bir de çok bedelli de bir durum bu. Çünkü kendi ana dilinden uzaklaşıyorsun. Çocuklar öğrendikleri ana dilinden uzaklaşıyorlar. Tabii ki eşler arasında böyle bir şey olmaz. Çünkü o ana dil sürekli korunur ama bu köklü kararı orada yaşatabilmek de ayrıca bir çaba gerektiriyor sanat haricinde. Haksız değilim herhalde.
Ben de nasıl becerdiğimizi anlayamıyorum ki. Nasıl yaptık? Şimdi düşünüyorum nasıl yaptık? Bu da cahil cesaret. Estağfurullah. Deneyelim. Gerçekten çünkü İtalyan bürokrasisinin ne olduğunu bilmiyormuşuz ki biz. Bu kadar çalışmayan bir sistem içinde bir güzel iyi bir şekilde yaşayabiliyorlar. İtalyan bürokrasisi diye korkunç bir şey var işlemeyen. Bu burada yaşayacağımız bürokratik anlamdaki zorlukları bilmeden biz bir cesaret yola çıkmışız. İyi ki de yapmışız çünkü bambaşka bir deneyim yaşıyorum, bambaşka bir deneyim, bambaşka bir hayat yaşıyorum, bambaşka insanlar tanıyorum. En azından dünyanın sadece benim kurduğum gerçeklikten ibaret olmadığını öğrenmiş bulundum. Palermoluların da sayesinde. Çok ilginç insanlar var. Çok çok ilginç insanlar. Bizim de çok benziyorlar. Komikler, tatlılar, sıcaklar. Çok ilginç insanlar. Yani yaşanması lazım. Burada resimlerinize baktığımda, daha önceki araştırmalarımda da resimlerinizde sizin yapmış olduğunuz sanat eserleriyle baktığımda onlarda ben de bilmiyorum siz de takip eder miydiniz? Bir Galip Tekin'in mizah anlayışını görüyorum. Onun çizdiği karakterleri görüyorum. Çok benim için çok iç açıcı, çok canlandırıcı bir şey oldu. Ben çünkü tam bir Galip Tekin fanıydım. Hala öyleyim diyebilirim herhalde. Hatta onun senaryolaştırılmış olan öykülerinden bir tanesinde oynamışlığım da var. Kendisiyle şahsen tanışma şerefine de nail olmuştum zamanında. Toprağı bol olsun. Biraz acaba size bu tarz bir yorum geldi mi bugüne kadar? Biraz Galip Tekin karakterlerini andırıyor yaptıklarınız diye. Gelmez mi? Benim için efsane tabii çocukluğumda en hayran olduğum insanlardan biri mutlaka etkilemiştir. Bilinçli olarak yapmıyorum ama benim için çok özel, efsane bir figür Galip Tekin. Tabii. Karakterleriniz bize bakıyorlar. Farkındasınız bunu. Bize bakıyorlar. Tek tek bize bakıyorlar. Toplanıp bize bakıyorlar. Birbirlerinin arkalarına gizlenip bize bakıyorlar. Bize bakıyorlar karakterleriniz. Başka bir yöne de bakmıyorlar. Hep bize bakıyorlar. Neden? Bilmiyorum. Ya ben kendime bakıyorumdur. Ya ben insanlara bakmak istiyorumdur. Bilmiyorum. Başka türlü çizemiyorum. Ya tamamen gözü kapalı çiziyorum ya dediğimiz gibi direkt belki rahatsız etmek ister gibi, belki sorgulamak ister gibi çiziyorum. Öfkeliyim. Belki onu yansıtmaya çalışıyorumdur. Çok öfkeliyim. Anlıyorum ama tekrar ediyorum yani bu var olan öfke durumunuzu sanat yoluyla dışa vuruyor olmanız sadece o biraz önce egzajere ettiğim gibi bir hapishane durumundan değil, bir yandan da çok ilginç bir şekilde bir rahatlama alanı. Ve bu rahatlama alanının ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir oyuna girerken hissettiklerimle bir oyuna başlarken prova süreci olabilir ya da o günün şeyi olabilir, duygusu olabilir. O günkü oyunun, matinenin ya da suvarinin duygusu olabilir. Girdiğim duyguyla çıktığım duygu arasında çok büyük bir fark var. Ne hissediyorsam negatif, oyun bittiğinde onlar benimle birlikte değiller. Yine ne güzel söylediniz. Tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Bu bir aktarım gerçekten. Çok doğru söylediniz. Yani demek ki tiyatro, resim, müzik duygusal anlamda birbirinden farklı değiller. Yani bu resimleri yaptığımda dediğiniz gibi en azından o süreç için o hissettiğim yoğunluğu bir yere aktarmış, bırakmış ve devam etmiş oluyorum. O yüzden ne kadar karamsarsın, niye bu kadar karamsarsın diyenlere hep bir şey demek istiyorum. Ben aslında karamsar değilim ki. Çünkü ben aktarabiliyorum zaten. Yani şu içinde bulunduğumuz dönemle ilgili problemlerimi, kadın meselesini, çocuklara yapılanları, genel olarak işkence insana, hayvana, bütün derdimi bir yere en azından aktarabiliyorum. Sonra normal yaşamıma devam edebiliyorum. Niye aktaramasaydım? Bu bir büyük bir Aynen öyle. şans aktarabiliyor olmam. Geçenlerde bir söz okumuştum. Hani
türlü türlü yolları var diye söylüyorum. Şimdi biz bir sanat programı yapıyoruz, sanatı tartışıyoruz. Ancak unutulmaması gerekir ki bir yandan da bunun sadece sanatlı değil, aynı zamanda enerjinizi aktarabileceğiniz başka herhangi bir şeyle de, zanaatla da, örneğin marangozluk yaparak, örneğin demir döverek de aktarabilir ya da spor yaparak bundan kurtulabileceğiniz yolunda pek çok done var herkesin de. Zaten tıp da kanıtlamış bunu, psikoloji de kanıtlamış. Bir söz okumuştum, eğer bir sorunla başa çıkmayı beceremiyorsan yürü, eğer hala sorun olarak devam ediyorsa parkuru değiştir. Güzelmiş. Biz de sanat yaparak bunu, bu eforu sergileyerek içimizdeki ile hesaplaşıyoruz. Burada çok fazla isim görüyorum, ülke isimleri. Yunanistanlar, İngiltereler, Lübnanlar, hatta Pakistan ve Fas gibi çok uçtaki, iki coğrafya anlamında çok uçtaki Müslüman ülkeleri de görüyorum. Buralarda karma sergilere katıldınız. Şahsen mi gittiniz yoksa eserlerinizi mi gönderdiniz? Şahsen gittiklerimi yazdım. Başka eserleri gönderdiklerim de vardı, onları yazmadım. Şahsen gittim çünkü çok ilginç bir deneyim. Hep, yani oraları görmek, o insan. İşte hep benim hep hayatım önce çabam o kendi dünyamdan çıkabildiğim kadar çıkmaktı. Ama yine de turistik gezi, kısa süreli turistik gezi bunu tam olarak karşılamıyor. Hiç yoktan iyidir ama şimdi başka ülkede yaşamakla beraber anladım bunun ne demek olduğunu. Meltem Hanım, bu ülkeler içerisinde özellikle ben Pakistan'ı merak ediyorum. Nasıl bir deneyimdi bu Pakistan deneyimi? Biraz anlatır mısınız bize? Oo, çok garipti. Çok garipti. O aslında kötü bir şey söyleyeceğim. Hissettiğim şuydu. Zırhlı arabalarda yolculuk yapabiliyorduk. Çünkü o kadar fakirler ki yabancı görünce arabalara saldırıp dilenmek isterken zarar verebiliyorlar. Ayrıca otobüste yolculuk yaparken belden aşağısı olmayan insanların normal işleyen araba yolunda caddede dilendiğini görüyordum. Yani ezebiliriz. İşte kötü olan şu, ilk üç gün dehşete düştüm. Üçüncü gün ben de bir baktım, farkında olmadan kendimi korumaya almışım. Yani onlar ve biz. İnsan ilk gördüğünde aman bu fakirlik, bu açlık, bu işkence nedir? Sokakta insanlar 8 oluyor akşam, insanlar normal evlerinde yatar gibi çöplerin arasında sokaklara yüzlerce insan, yüzlerce çocuk yatıyor. Uykuya yatıyorlar, çöplerin arasında o pisliğe ve minicik minicik bebekler. Ve bu normal karşılığı. Önce şaşırıyorsunuz birinci gün. İkinci gün acımaya devam ediyorsunuz. Üçüncü gün ah dünya böyle olmamalı diyorsunuz. Sonra dördüncü gün arabaya saldırdıklarında birden ayrıştırdığınızı fark ediyorsunuz kendinizi. Dedim ki demek böyle oluyor. Demek insan bu adaletsizlikle yaşayabilmek için eğer bir şey yapmıyorsa ancak kendisini ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriyor. Bu çok korkunç. Demek ben de bunu burada olabilsem ben de bunu yapacağım. Önce dehşete düşüp sonra buna alışacağım, bu sefalete. Hissettiğim en başta buydu. Büyük büyük bir sefaletti. Ama peki, sergi güzel. Sergi güzel. Peki mesela işte tabii yolda gördüğünüz kalabalık o sergide yok. Sergide başka insanlar, başka Pakistanlılar görüyorsunuz. Oraya başka Pakistanlılar geliyorlar. Aynı dili konuşan ama aynı hayatı yaşamayan insanlar. Sanat sevenler, sanat alıcıları, sanat simsarları oraya geliyorlar. Onlarla ilgili gözlemleriniz neydi Meltem Hanım? Uçurum vardı. Bir orta kesim yok. Ya çok 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 alt kesim ya çok aşırı zengin kesim. Bu aşırı zengin kesim de zaten ulaşılabilir bir kesim değil. Evlerini çok yüksek duvarlarla halktan ayırmış, özel korumalı bölgelerde yaşıyorlar. Ve çok ayrıcalıklı konumdalar tabii. Yedikleri yemek bile, her şey farklı, içtikleri su farklı ama bu kadar uçuruma dayanıp da orada yaşayabilmeleri tabii artı sorgulanması gereken bir şey. Çok rahatsız ediciydi. Çok çok rahatsız ediciydi. Genellikle bu tarz sosyolojik ayrımları şehirler üzerinden çok net görebiliyoruz artık. Drone teknolojisiyle biraz havalandığınızda şehirleri ayıran yolları, şehirleri ayıran duvarları, zenginle fakiri ayıran bütün o barajları görebiliyoruz maalesef'tir ki. Bütün o setleri görebiliyoruz maalesef'tir ki. Ben bir şey sormak istiyorum size.
Tabii ki bir Türk olarak sizin ister istemez kendinizi doldurmanıza çok fazla gerek yoktur. Zaten bir Türk'ün dünyanın neresinde olursa olsun sorunla dolu olması çok anlaşılır bir şeydir. Ülkesine yanar, ülkesinin sorunlarına yanar bir şekilde. Ama sizi en çok ne tetikliyor? Resim yapmaya sizi yönlendiren duygu genellikle ne? Ya basma kalıp olsun istemiyorum ama gerçeği söyleyeceğim. Gerçekten lütfen. Kadın olmak. Yani bu çok sürekli yani güncel bir konu çünkü gerçekten güncel. Ama yani sakız ediyor gibi gözükmek istemiyorum ama gerçekten kurtulamadığım Türk bir kız çocuğu ve Türk bir kadın olmakla ilgili ancak 40'lı yaşlarımdan sonra sorgulamaya başladığım bir sıkıntım var. Yani başka bir sürü sıkıntı var. Kimlik, birey olamamak, sorgulamadaki eksikliğimiz bir sürü. Ama kadın olmak o kadar problemli bir şey ki Türkiye'de. Ki ben çok rahat bir ailede büyüdüm, nispeten anlayışlı bir ailede büyüdüm. Buna rağmen çok ağır travmalarım olduğunu fark ettim. Bir de başka yaşam biçimlerini düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. Yani tetikleyen temel olarak kadın meselesi, kadın olmak. Ama sadece tabii Türk toplumunda değil, ben onu bildiğim için bunu söylüyorum. Yani dünyada zaten böyle bir problem var. Ama bizde belki de artıyor şu an sanki bir geriye gidiş halindeyiz ya. Elimizdekilerin de değerini bilmiyoruz. Kadın olmamızın değerini bilmiyoruz. Bu çok daha fazla canımı yakıyor. Temel olarak evet, bunu söyleyebilirim. Kadın olmak ve kadın problemleri. Bunu beraberinizde Palermo'ya kadar götürdünüz bu problemi anladığım kadarıyla ya da bu yaşanmışlıkları bu içinizde halledemediğiniz ya da yüzleştikçe size acı veren bu durumu oralara kadar götürdünüz. Oralarda bunu perçinleyecek şeyler yaşıyor musunuz? Yani şöyle düşünüyorum. Burada kızım 13 yaşında gece 8'de, 9'da, 10'da hafta sonu gece 12'de gelebiliyor eve. Buna bile alışmam zaman aldı. Yani neden ben burada korkmuyorum da? Türkiye'ye gittiğimizde kızım saat 6'dan sonra hava kararmadan evde ol dememek için kendimi zor tutuyorum. Yani neden aynı insanım? Neden başkasının ülkesinde kendimi daha rahat, kızımı daha rahat hissediyorum da kendi ülkemde asıl rahat olmam gereken yerde İçimde sürekli bir korku var. Arkama sürekli bakarak yürüdüğüm Şişli sokakları, Şişli gibi bir yerde ben çok 30 küsür senemi geçirdim. Ve çok seviyorum. Benim için çok önemli. Ama ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Sokak köpeklerini beslerdim. Onlar sayesinde kaç tehlikeden kurtuldum gece sokak köpeklerini beslediğim için. Köpeklere güvenerek çıkabilirdim ancak. Yani Palermo'ya kadar taşıdım tabii. Çünkü şey düşünüyorum. Türkiye'de iyi eş olmak zorunluluğu, hanım olmak zorunluluğu, fazla çıkıntı olmamak zorunluluğu, fazla gülmemiz ayrı bir problemdir. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek gelmez laflarıyla büyümüşüzdür. Yani bunları bizzat yaşamam gerekmiyor ama biz biliyoruz bunu. Bir şekilde içimize işliyor. Bunu hatta belki Palermo'ya gelince daha çok hissetmeye başladım. Çünkü niye bu insanların çocukları daha rahat büyüyor da bizim çocuklarımız aynı rahatlıkta büyümüyor? Neden ben kendi ülkemde aynı şeyi hissetmiyorum? Müthiş bir sorgulama da yaşıyorsunuz haliyle. Bu sorgulamaları yaşamak için genellikle galiba insanın bir parça kendi yaşadığı ülkenin haricinde bir başka ülkede nefes alması, alışveriş yapması, sokaklarda konuşması, biraz daha araba kullanması ya da toplu taşımaya bilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben de yurt dışında yaşadığımda uzun ya da kısa zamanlarda hep aynı şeyi düşünürdüm. Keşke Türkiye'deki herkesi dünyanın çeşitli ülkelerine götürüp oradaki yaşantılarla tanıştırabilsek, acaba aynı Türkiye olur mu döndüğümüzde hepimiz ülkemize derdim. Kesinlikle olmaz. Olmaz tabii ki. Bir yandan da şey çok ilginç, yani artık herkesin evinde Türkiye'de dünyaya açılan bir pencere var, televizyon. Ama mesela o da şuna evrildi. Başkaları nasıl yaşıyor
hikayesine gıptayla bakmaya evrildi. Ama kendisinin öyle yaşamasıyla en ufak bir uzaktan yakından ilgi yok. Bunu mesela çok tehlikeli buluyorum. Düşünsenize. O güzel kız, o yakışıklı olanla öpüştüğü zaman o orada çok mutlu oluyor ama kızı aynı şeyi başka biriyle yapsın öldürüyor. Biraz garip bir şey oluşmaya başladı Türkiye'de. Kendini görmek yerine bir başkasını görmek, bir başkası üzerinden bu tatmini geliştirmek ister istemez onları çok rahatlatıyor ama kendi hayatlarıyla en ufak bir bağlantı kurmuyorlar bununla ilgili. Hayır. Bugün eskiden de belki bir anlamda öyleydi de şimdi çok daha arttı herhalde. Şeyi hatırlıyorum, Yugoslavya'da yaşıyorduk. Herhalde 12-13 yaşındaydım. Babaannem, ressam olan babaannem, parkta öpüşen çifti gösterdi bana. Bak ne güzel, ne tatlılar dedi. Aa dedim, ne kadar açık fikirli benim babaannem. Türkiye'ye geldik, ben büyüdüm. Herhalde 16-17 yaşındayım. Yine böyle öpüşen bir çift gördük. Babaannem kınadı onu. Babaanne dedim ama sen hani hatırlıyor musun Yugoslavya'da? Hani çok tatlı bunlar demiştim. Orası Yugoslavya, burası Türkiye dedi. Ki benim yani en çağdaş olan tanıdığım, en çağdaş, en özel insanlardan biri. Burası Türkiye, orası Yugoslavya dediğinde içimin o zamandan yandığını hatırlıyorum. Bu tabii ki bu kendi içimizde düşmüş olduğumuz, lütfen yanlış anlamayınız, bu hipokrasi maalesef ister istemez bizi hem kendi ilkelerimizle olmayan ilkelerimizle hem de bunu bir genetik soymuş gibi bilgi dağarcığına ekleyerek, bilgi genetiğine ekleyerek devam ettiğimiz bu yol çok hayırlı bir yol değil maalesef. Size katılıyorum, özellikle bu kadın sorunu üzerinden devam ettiğinizde uçsuz bucaksız bir problem deryasının içinde kalıyorsunuz Türkiye'de ve bu kökleşmiş sorunlar öyle milli eğitimle falan hallolabilecek şeyler değil. Kesinlikle aile içi iletişimle, eğitimli anne babalarla, anlayışlı anne babalarla olabilecek bir şey. Umuyorum her köye, sokağa, mezraya açtığımız üniversitelerle bunun üstesinden gelebiliriz ama dediğim gibi o çok zor. Almanlar çok güzel bir şey söylerler. Birinin birisi olabilmesi için bir 3 jenerasyonun şöyle bir üniversite eğitimi alması gerekir derler. Biraz oralarda törpülensin derler. Tabii onlar çok yol aldılar. Hangi hocalarla üniversite eğitimi? Ben konuşurken arkadaşlarıma şey derim, yani hangimizin dedesi üniversite mezunu? Kaçımızın dedesi, babaannesi, anneannesi üniversite mezunu? Anlatabiliyor muyum? Yani bizim jenerasyonla ilgili böyle bir şey söylediğinde evet diyorlar. Yani kaçımızın babası? Ya şu an Türkiye'de yaşayan nüfusun, şu an şehirlerde yaşayan nüfusun %54'ü köy ve kasaba doğumlu. İnanılmaz demografik bir değişim var Türkiye'de. Yani köyde ve kasabada doğmuşlar ama şimdi kent soylularla birlikte yaşıyorlar. Yani bir kent soylunun gidip köyde tabii ki o yaşantıyı ayak uyduramamasıyla birçok şey benzer aslına bakarsanız. Tabii ki benzer. Kent soyluya gitse ne toprağı ekebilir, ne hayatını devam ettirebilir, ne tandırında ekmek pişirebilir. Hatta ne kuyusundan su çekebilir. O köylünün kadim bilgisidir. Ama aynını köylü burada yaşıyor mu acaba mesela? Bunu kaç kişi araştırıyor? Bu toplu taşımalarla kurdukları ilişki, kendi hayatına duyduğu özlem acaba nasıl yansıyor bizim hayatlarımıza, onların hayatlarına? Ki çoğunun hayatında spor ya da sanat yok tabii ki. Bir şey aklıma geldi. Bununla alakalı mı bilmiyorum ama. İstanbul'da yaşarken aslında ben de bir ara dedim ki son taşınmadan evvelki son 2 yıl, 3 yılda tamamen öyle hissettim. Çünkü sadece üniversitede işe gidiyordum. Haliç Üniversitesi'nde hocaydım. Şişli'de oturuyordum. Arada işte bir 15-20 dakikalık, yarım saatlik yol vardı. Sanat tarihi mi? Evet. Sadece üniversiteye gidiyordum, eve dönüyordum. Üniversiteye gidiyordum, eve dönüyordum. Başka hiçbir hayatım yoktu, vaktim de yoktu. Ve bir süre sonra isteğim de olmamaya başladığını hatırlıyorum. Çünkü o yolu yapmaktan, bir yere varmaya çabalamaktansa evime dönmeyi tercih ettim. Yani bir çeşit aslında Şişli köyünde yaşadığımı hatırlıyorum. İstanbul'u şimdi ben daha çok değerlendirebiliyorum. Çünkü kıymetini daha çok anladım. Şimdi gittiğimde İstanbul böyle olağanüstü şöyle bir şehirdi diye şimdi hatırlıyorum. İçinde yaşarken aslında ben bile farkında değildim. Dediğinizle alakalı mı bilmiyorum ama. Köy deyince kendimi İstanbul'u köy haline getirdiğim dönemi hatırladım.
Hatırlıyorum, anlıyorum. Çok da duygu yönünden çok yakın şeyler hissediyorum bu anlattığınız şeye, bu sıkıntıya. Herkesin kendi içinde yaşadığı, yaşattığı ya şehirler, ya köyler, ya kasabalar var. Nereye gidersek gidelim de sorunlarımızla birlikte ya da barışıklıklarımızla birlikte onları da taşıyoruz yanımızda. Bu sanat tarihi öğretmenliği hikayesine biraz değinmek istiyorum. Genellikle öğretmenlerin bir alışkanlığı vardır. Şu zamanki, bizim zamanımızdaki öğrencilik böyle değildi. Hiçbir dönem bir ardından gelen dönemi beğenmez. Siz nasıl gördünüz öğrencilerinizi? Öğrencilerinizin sanat tarihine ilgisini, çalışma disiplinlerini, derse değil, hayata karşı, hayata ve sanata karşı ilgilerini? Ben onları çok seviyordum. Özlediğim tek şey öğrenciler. Ve bana çok şey kattılar. Yani şey demek istemiyorum, şu klasik ya işte bu zamanın çocukları da akılları beş karış havada, dikkatlerini zor topluyorlar. İlgileri bambaşka şeydi, zaten internet var. Bunu söylemek istemiyorum çünkü gerçekten bu herhalde kurduğumuz iletişimin de etkisiyle ben onlardan çok verim aldım. Bizim öğrencilerden. Ki bir özel üniversite burası. Yani çok sık rastlanan bir şey değil. Çocuk der ki ben bir şekilde para veriyorum, okuyacağım, mezun olacağım nasılsa. Ama benim öğrencilerim öyle değildi. Şanslıydım ben bu anlamda. Yani gerçekten ilgilendiklerini biliyorum. Gerçekten hatta hala hayatlarında bunu taşıdıklarını, bu alanla ilgili bir şeyler üretmeye çalıştıklarını biliyorum. O yüzden onlara da minnettarım. Bana da çok şey kattılar. Onların sordukları sorular benim de ne bilmediğimi, hangi konuyu daha çok araştırmam gerektiğini gösterdi bana. Çok çok özel öğrencilerim vardı. En çok onları özlüyorum zaten. Şahane, şahane anlattınız. Ne mutlu size, ne mutlu öğrencilerinize. Meltem Hanım, genellikle sanatta sadece hayata dair, kendi duygu dünyamıza dair çektiğimiz sıkıntılar değil bizi sanat üretkenliğini götüren şey. Aynı zamanda bir yandan da başka sanat eserleriyle kurduğumuz ilişki de bizim sanat penceremizi açmamıza, daha uzakları görmemize yol açan şeylerden bir tanesi. Acaba sizin dinlediğiniz müzik, izlediğiniz film, sanatla gittiğiniz sergi, kimi beğeniyorsunuz? Örneğin ressam olarak, heykeltıraş olarak, sinema olarak. Biraz da sizin sanatla olan ilişkinizden konuşalım. Yani bir sanatın üreticisi değil, sanatın alıcısı olarak. Olur. Tabii o kadar çok sanatçı var ki farklı farklı hep yani sayısız, hatta insan diyor ki of bunun sonu yok. Ben bu koca denizde minicik bir damlayım. Sonra diyor ki insan olsun bir damlayım yine de. Türk sanatçılardan şey söyleyeyim. Tabii o kadar çok ki. Ta ben Osman Hamdi'den, Hoca Ali Rıza'dan başlayayım. Şekerahmet Paşa'dan başlayayım. Batılı anlamda Türk resmini bu topraklarda var etmeye çalışmış. Bu çok çok özel öncüleri yok çünkü. Bu insanlardan başlayayım. Onların hepsine ayrı ayrı hayranım. Ama 1950'lere kadar olan dönemde genellikle Mihri Müşfik, Melek Celal Sofu, Avni Lifiş, çok çok isim var. Sonrasında Orhan Peker, Hayır, burada Fahri şey durumu Saz. var. Onların hepsi tabii Osmanlı doğumlular. Osmanlı'da da eğitim almışlar ve iki tane edebiyatta da öyledir. Osmanlı doğumluların hali bir başkadır. Özellikle Cumhuriyet sonrasına taştıklarında iki hayatta da hemen kendilerini belli ediverirler. Çok çok benim de ilgi duyduğum bir dönemdir 1950'ler, 40'lar. Ve ilginçler, bununla ilgili doktora tezim bu dönemle ilgiliydi. 1950'lere kadar Türk resminde bireyle ilgiliydi. Bu insanların hem kendi varlıklarında hem resimlerinde bireyi ararken nasıl birey olamayan bir toplum olduğumuzu gördüm. Buna nasıl çabaladığımızı ama toplumun yapısı olarak, kuruluşu olarak önce Osmanlı'da sonra da vatandaş altyapılı, iyi vatandaş olma üzerine kurulu yeni bir Türkiye'de de birey olamadığımızı gördüm bunları incelerken. Hala da devam ediyor, daha kötü biçimde devam ediyor. Şimdi hiç konuşmak istemiyorum durumda.
Şeyi de söyleyeyim. Şimdi 1950'lere kadar olanları söyledim. Mesela çağdaş sanatçılardan şu an Pınar Yolaçan diye genç bir sanatçı var. Muhteşem, muhteşem bir sanatçı. Ona hayran. Galiba 1980-81 doğumlu. Mesela o çok önemli bir değer benim için. Enes Debran, o da genç bir sanatçı. Didem Ünlü. Yani çok çok bir sürü insan var. Ne Hatta mutlu. şey da düşünüyorum Palermo'da ya da Sicilya genelinde. Eğer buradaysam bir anlamı olsun burada olmamın. Madem sanat tarihiyle de ilgileniyorum, Türk sanatı özellikle daha ilgimi çekiyor. Ve bu insanlar bizi tanımıyorlar. Ben o zaman burada olmamı bir avantaj haline getireyim kendi ülkem içinde. Türk sanatçıları burada tanıtabilmek için bağlantılar kurarak, ki burada bunu yapmam çok kolay, çok destek oluyorlar. Şu Covid döneminin geçmesini bekliyorum. Her şey durdu. Burada olabildiğince Türklerle ilgili sergiler açmayı planlıyorum. Türk sanatçılarla ilgili. Çünkü çok açıklar Şahane bir tanımaya. şey. Gerçekten Şahane bir şey bu çünkü sadece resim değil, tiyatro, müzik, resim, üç dalda da ve fotoğraf. Bunların hepsi çok açıklar, merak ediyorlar ve gerçekten bizimle ilgili bir şey bilmiyorlar. Bizi Arap ya da Afrikalı zannediyorlar. Afrikalı zannedildiğimizi bir sene sonra öğrendim burada olduktan. Bir sene için hiç Afrikalı dediklerini anlamamıştım. Ama siz siyah değil misiniz diyorlardı. Allah Allah diyordum. Herhalde koyu tenli demek istiyor. Afrikalıları, Bangladeşliler, Afrikalılar, Hintliler hepsine Türk diyorlar. O kadar bilmiyorlar bizi. Ben de bunu ilk defa öğreniyorum. Gerçekten bu kadar ileri bir toplum, hem zengini hem orta sınıfı olan bir toplumun bu kadar geride düşünmesi de bilgisi anlamında geride kalması, kendine bu kadar yakın bir ülkeye karşı. Çünkü düşünsenize çizmenin topuğuyla Yunanistan'ın arasını, Yunanistan'la bizim aramızı ne kadar yakın ülkeleriz. Biz Ege'deyiz, onlar Adriyatik'te. Altı üstü bu kadarlık bir Kalbim ayrım. kırıldı. Şöyle kuş. Çok kalbim kırıldı İstanbul, bunu fark ettim. yani bu dediğim mesafe İstanbul Erzurum'dan, İstanbul Van'dan daha yakın bir mesafe. Çok Yani ilginç. İstanbul'dan Birbirimize çok çizmenin, yani bu özgürüz. kadar uzak olmaları biraz da onlarla ilgili bir şey olsa gerek. Meltem Şöyle düşündüm. Çok kültürlü bir toplum. İnanılmaz zengin bir toprak. Bizim Anadolu gibi aslında. O zenginliği anlamında da benziyor. Ve zamanında buraya işgal eden Müslümanların sonrasında hep akıllarında Türk olarak kalmış. Hepsi Türk. Ama bir de şöyle bir dezavantajımız var. Haberlerde gördükleri bir Türk imajı da var. Bu da yeni oluşmuş bir şey. Benim avantajım, neyse ki bu insanlar yeniye açıklar, size açıklar, ön yargılı hareket etmiyorlar. Yanlış bildiklerini hemen kabul ediyorlar ya da bilmediklerini kabul ediyorlar. Çünkü su gerçekten iyi niyetliler. Öyle değil, böyle deyince zaten onlar soruyorlar aslında nasıl. O yüzden de bizi tanıtmamız çok kolay. Zaten kendileri istekli. Şu Covid dönemi bitse de biz de hani sizlere de hepinizi buraya buyur etsek. umuyorum o da en kısa zamanda olacak. Sizin gibi bir sanat elçisinin, ülkemizi tanıtan birinin insan olarak, sadece sanatçı olarak değil, insan olarak da orada olması çok önemli bir şey. Umuyorum sizin kıymetinizi onlar da bilirler Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Demet Bey, ben Programımıza teşekkür ederim. katıldığınız için, sanatınızı bizimle paylaştığınız, bilginizi, tecrübenizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bekliyoruz buralara yolunuz düşerse. Evet, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Palermo'da yaşayan sanat tarihçi, ressam Meltem Üldes'ti. Kendisiyle yabancı ülkede yaşamak üzerine konuştuk. Kendisiyle sanat üzerine, sanata bakışı, sanatçılığa bakışı, sanatçılara bakışı üzerine konuştuk. Ülkeye bakışı, psikolojiye bakışı ve bunu da sanatına yansıtışı üzerine konuştuk. Hepinize çok teşekkür ederim bugün de konuğumuz olduğunuz için. Hepinize iyi pazarlar dilerim.